Kesinlikle öyle ve bu konunun peşini bırakmayacağım. Dosyayı araştıracağım. Yani Narin davasını da bırakmıyoruz tabii. Onu da gelişmeler olursa aktaracağım. Şimdi şurada bir tane video daha var. Bir haber var. Bir web sitesini inşallah telif atmazlar ama küçük kullanmaya çalışacağım. Burada ilk kez konuştu. Büyük skandal açıklamaları gündem. Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu. Büyük skandal açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Tek suçlu oğlun değildi. Bilmiyorsunuz. İkbal de istiyordu dedi. Üç arkadaş neler neler konuşuyordu. Ben engel olmaya çalıştım ama olmadı. İkbal oraya zorla gitmedi. Ailesinin çoğu şeyden haberi yok. Onlar kızlarına ben oğluma sahip çıkamadım maalesef. Sonuç hepimizi perişan etti. Annenin sözleri duyanları hayrete düşürürken günler önce yaşanan vahşetin üzeri kapatılmadı, kapatılmayacak. Tüm halk canilerin gereken cezayı almadığı sürece böyle yapmaya devam ederler diye isyan. Evet yani evet, birçok halk buna isyan ediyor. Onlar da bizimle beraberler ve bizi izliyorlar ama bazıları da bunun bir aşk cinayeti diye üstünü hızlıca kapatmaya çalışıyorlar. Maalesef. Aşk cinayeti derseniz abi dosya kapanır gider. Ya, dosya biter. Bu çünkü aşk dosyasıyla kapanmaması gerekiyor. Çünkü bu tarikatlar yarın Türkiye'nin başına bela olacak tarikatlardır arkadaşlar. Bunun en ince, en başına kadar gitmek gerekiyor ki kökünü kurutmak gerekiyor. Bakın yani Discord'u kapatarak ya da başka bir platformu kapatarak elde edilecek bir durum yok. Bunların tarikat liderlerinin kim olduğu, bunların nerede toplantı yaptıkları, Florya'da mı, Ankara'da mı, İstanbul'da mı, Diyarbakır'da mı, Türkiye'nin neresindeyse bu tarikat oluşumlarının nerede olduğunu emniyetin bir an önce bulması gerekiyor. Ve bunların kökünün kazınması gerekiyor. Çünkü gerçekten yarın Türkiye'nin başına bela bir tarikat büyüyor. Ve bu Semih İkbal Ayşenur cinayeti bu tarikatı bildiğiniz azdırdı. Bunun farkına varın. İnsanlarda gerekiyor. Özgüven bıraktı artık. Bak kesin bir özgüven. Yani daha çok fazla ve Discord'un hızlıca kapatılmasının sebebi de bu olayı destekleyen, bu olayın doğru olduğunu söyleyen yüz binlerce yayın var. Evet. E peki o zaman bunlar kendi kendine bir aşk cinayeti işlediyse bu örgütler niye harekete geçti kardeşim? Tabii canım yani bunları... Bunları kabul etmemiz lazım. Yani gerçekten büyük bir tarikatta, başa bela bir tarikatla beraberiz. Ya bunlar gerçekten insanları çok rahat kandırabilecek insanlar. Bak insanları, çocukları ve gençleri çok rahatça kandırabilecek insanlar ve kişiler. Giyimleriyle, tarzlarıyla, konuşmalarıyla, ya belki etken verilen etken kimyasal maddelerle. Ya buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kendi çocuklarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bunun farkına, ya bütün Türkiye'nin şu an aşk cinayetini bırakın, toplumsal kadın hareketleri de dahil olmak üzere İncel ve satanizmle mücadele etmesi gerekiyor. Ya yani bunun bilincinde olmaması gerekiyor. Bak yani bunun bilincinde olmaması. Hep birlikte el ele vererek bu sapkın tarikatlara karşı bir duruş sergilememiz gerekiyor. Şimdi İbrahim Haskoloğlu da bu konuyu adam aylardır anlatıyor. Bakın burada tehlike var diyor. Çok önemsemedik ama bu olay başımıza gelince önemsedik. Küçük bir kesit izleyeceğiz. Son iki gündür görüyorsunuz. Sizlere küçük kız çocuklarının nasıl şantaja maruz kaldığını, taciz edildiğini, zorbalandığını göstermeye çalıştık. Bu sapkınlar kişisel verilerinizin ele geçirilmesinden sonra daha da tehlikeli bir hale dönüştüler. Sadece kız çocukları değil, milyonlarca insan şu an tehlike altında. Ve ben bunu 2,5 yıl önce yetkililere göstermeye çalışıp anlattım. Ancak hiçbir adım atılmadı. Bu bölümde bu sapkınların elindeki tüm verilerin neler olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Ve ilk kez hangi verilerinizin çalındığını ve çalınmakta olduğunu göreceksiniz. Öncelikle bütün soy ağacınız çalındı. Hiç tanımadığınız bir akrabanızın bilgisi bile buraya düşüyor. Mesela burada gördüğünüz kişiler benim soy ağacıma ait. Dedemin kardeşinin çocukları, onların torunlarının torunlarını bile burada görebiliyorsunuz. Hatta bir açığı da sizlere burada söyleyeyim. Dolandırıcılar bu sistem üzerinden annenizin kızlık soyadına da erişebiliyor. Yani o bankaların sizlere sorduğu soruların hiçbir anlamı yok. Cep sorgulama var. Yani bu sistemde isim soy isminizden bulduğu TC ile burada arama yaptığında size ait, ailenize ait telefon numaraları tek tek çıkıyor. O küçük kız çocuklarına bununla şantaj yapıyorlar. O sapkınlar bu çocuklara istediklerini yapmazlarsa bütün ailesine çıplak fotoğraflarını atacağını veya ailesini tehdit edeceğini söylüyorlar. Bu çıplak fotoğrafların çoğu da zaten montaj yapılmış. Ama küçük kız çocukları bunlardan korkuyor, çekiniyor. O nedenle bazısı ailesine söylüyor, bazısı ise korkusundan ne diyorsa yapıyorlar. Şimdi size bir örneğini göstereceğim. Merhaba.
Merhaba, Deniz Şahıs. Beni sürekli tehdit ediyor. Ailemin nüfusunu bulmuş. Eğer ona çıplak fotoğraf atmasam kötü şeyler yapmakla tehdit ediyor sürekli. Bu küçük kız çocuğunun yaşı 5 veya 6. Ama bu sapkınlar bu çocuğa da şantaj yapıyor. Bu örnekte ise istediklerini yapmayan bir kız çocuğunun anneannesini arıyorlar ve bıçaklandığını söylüyorlar. Merhaba. Ben Yaren Buse Anar'ın anneannesi olarak arıyorum sizi. Doğru mu? Evet. Yaşe Buse bıçaklandı. Evet, sokakta babasını ara lütfen. Tamam, hemen arıyorum ben. Anneannesi korku ve panikle ne yapacağını şaşırıyor. Verilerinizin çalınması bununla da bitmedi. Çok daha fazla var. Ben diğer bölümlerde onları da anlatacağım. Plaka sorgusu da yapılabiliyor. Örneğin size ait veya ailenize ait bir araba plakası varsa TC'nizi girdiğinizde burada o araçlar da çıkıyor. Şimdi gelelim panel dışındaki bazı hizmetlerine. Bu hizmetlerden bazıları şu şekilde. Anlık konum, GSM kopyalama, otel kalma geçmişi, uçak check-in. Bunları sızıntı olarak ele geçirmiyorlar. Bazı memurlar üzerinden para karşılığı elde ediyorlar ve bu bilgilere sahip olmak isteyen sapkınlara çok yüksek fiyatlara satıyorlar. Özetle gördüğünüz gibi birisi size kafayı takarsa her türlü tehdit altındasınız. Küçük kız çocuğu olmanıza da gerek yok. Erkek de olsanız, kadın da olsanız bu tehditlere açık hale geldiniz. Ve ben bunları 2,5 yıl önce söylememe rağmen hiçbir adım atılmadı. Ve bugüne geldik. Neredeyse hiçbir televizyon kanalı bu açıklardan bahsedemiyor. Ben sizlere bu konuları anlatmaya devam edeceğim. Beni takip etmeniz ve takip ettirmeniz benim için çok değerli. Evet, gördüğünüz gibi İbrahim Haskoğlu da bu konuda çilesini, derdini dile getiriyor. Yani biz işte dile getirince, şimdi adam aylardır üstüne çalışıyor bu konuların ve adamın söyledikleri doğru çıktı bir noktada. Böyle örgütlenmenin siber suçların, siber terörün olduğunu ve sapkın tarikatların siberle, yani internet üzerinden çocuklara bulaştığını aylardır anlatıyor. Biz de bu yayınlarda buna dikkat çekerken bir baktık ki deli gibi saldırıya uğruyoruz abi. Yani niye anlatıyorsun der gibi. Ben artık şey dedim, acaba bunların hepsi satanist örgüte mi? Ya bana şunu yazanlar oldu ya. Satanizm senin bildiğin gibi kötü bir şey değil. Sen nasıl bizi kötülersin falan diye bana böyle mesajlar bile geliyor. Yani satanizmi kötülediğim için bile bana dava açacaklarmış ya. Yani daha ne olabilir belki abi? Belki de onlar dava açtı. Vallahi yani adamlar satanizmi ben kötüledin diye bana dava açın. Açın, gerçekten açın ya. Çok istiyorum, açın. Yani satanizmi kötüledik diye dava açıyor. İbrahim Haskoloğlu, oradan da takip edebilirsiniz. Biz de bu dosyaların devamına gireceğiz. Kendisini de yakın zamanda davet edeceğim yayınımıza. Gelirse ne ala, birlikte bu detayları konuşuruz diye düşünüyorum.